Esenlikler, hoş geldiniz. Verdiğim ufak molada video içerisinde vakit kaybetmemek için olan bütün imparatorluktan Sturgey'e kadar klanlara teker teker bakıp elinde herhangi bir mülk olmayanları işaretledim. Tabii aktif olanları seçtim. Şimdi imparatorluk kültüründe kendimize çekebileceğimiz 6 adet klanımız bulunuyor. Mesela bu kardeşimiz neredeymiş? Kardeşimiz buradaymış. Muhtemelen savaştan sonra serbest bıraktık kendimizi. Kendisini. Yo, direkt burada. Bir konuşalım bakalım. Kalenin sahibine karar verelim. Şimdi canım, sen 3 seviye bir klan sahibisin. Sen 4. Taros'a öncelik vereceğim. Amenon kardeşimizi bir yakalarsak hoş olacak. Konuşalım bakalım. Bence saflarımıza katılır. Merhaba hocam. Tanışırız. Yani artık bizim yıldızımız parlıyor bu noktalarda. Ve toprağı olmayanları ikna etmek bizim için çok da zor değil. Ama ne kadar para isteyecekler? Bu kardeşimiz çok bir para da istemiyor. Çok güzel. Yanımızda artık 5 tane hanemiz var. Bu bize yazar. Kardeşlerim. Hemen şu kardeşimizi ne yapacağız? Favorilerden çıkaracağız. Bu kardeşimiz neredeymiş? Acaba bize yakın mı, uzak mı? Yok, çok da uzak değil. Kendisiyle de görüşelim. Yani şu andan itibaren karşımıza duracak herhangi bir güç olduğunu düşünmüyorum ben. Canım neredesin? Vargonis yakınlarında diyor. Az önce buradaydım ben. Yukarı çıkıyorsun, tamam. Sirenia da bizimdi değil mi? Ben unuttum onu. Şehirde bekliyor bakalım bizi. Biraz yavaşız, 460 kişiye komuta ettiğimiz için normal karşılıyorum. Canım merhaba. Biliyorum bak, sen de beni seviyorsun. Ama sen bize katılmıyorsun, öyle mi? Görüşürüz canım. Bir dışarıda deneyeceğim, dışarı çıkarsam. Şurada çıkmıyor. Hem benim mülkümde geziyor hem dışarı çıkmıyor arkadaş. Abalitos Ov Kalesi'nde görünmüş. Tutsakmış çünkü. Saratis Evonika'da takılıyor. Barnor bu civarlarda. Hayır değil. Sturgey coğrafyasına da gidebilirim. Ancak şu an değil. Önce bir Zeonika'ya gidelim. Bu aralıkta bizim gücümüz hızlı bir şekilde artacak. Neden? Çünkü yanımızdaki haneler kendisini toparlıyor. Taktiğimiz seviye atlamış. Kuşatma altındaki bir kente girip çıkarken %25 daha az asker kaybedeceğiz. Bizim lehimize tabii ki. Günlük altınımız eksi de değil. Bu çok güzel bir gelişme. Bu arada yürürken şehirlere üzerimizdeki malı mülkü satmayı unutmayalım. Çünkü paramız çok hızlı azalıyor. Bu para kesinlikle yetmeyecek bize. Şehrinde çok parası yokmuş gerçi. Silahlardan başlayalım. İyi bir okun var mı? İyi bir okun yok. Tamam canım, sağ ol para için.
Zeynika'ya doğru gidelim. Kimin yanına gidiyorduk biz? Paya'da, Atanoji'ya'daymış. Atanoji'ya neredeydi ya? Bu civarda bir yerdeydi sanki. Evet. Şöyle yapalım. Sora dostu hala Zeonika'daymış. Önce bir Zeonika yapalım. Oradan yukarı çıkarız. Bir de biz Sturgia bölgesine gideriz. Yanımıza çekebildiğimiz herkesi çekmemiz gerekiyor çünkü. Sonrasında onlara mülk tahsil etmeye başlayacağız. Önce batıya bir çökeriz. Muhtemelen batıyı tüketiriz. Çünkü batı zor durumda. Ama bizimkiler şu an savaş yanlısı değil. Neden değiller? Çünkü kendisini toparlıyorlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir savaşa destek vermiyorlar şu an. Saratisçim hala Zeonico yakınlarındasın. Aslan kardeşim beni bekliyor. Bu arada elinde 2 mülk olan Bizartos'tan bir kaleyi alabiliriz ya. Düşük refahta olanı çok sinirlenir misin bana ya da gerek yok ya, 2 kalesi kalsın. Hayretler kervan tüketiyor. Saratis neredesin canım? Biraz yukarı çıkmışsın. Tamam, sorun değil. Saratis bizi, biz de onu savaş meydanlarından tanırız. Bakalım hala dost muyuz? Çünkü biliyorsunuz ki ihanet ettik zamanında. Saratis'cim neredesin canım? Çağlar ise gitmiş olabilir. Gerçi görünmüyor ama. Yok. Eski dostumla görüşmeyeceğim. Kendisi Pasos yakınlarında. Evet, bu civarda takılıyor. Saratis'i ben mi göremiyorum? Ben mi kör oldum ya? Neyse, bir Milos'la da konuşalım. Kendisine bir şans verelim. Gerçi Tynops'tu galiba liderleri ama. Tamam, Saratis'i de götürdü bizi. Canım. Evet, bir ara bir Tynops'la konuşacağız. Belki de savaşsız katılır bize. Aramız o kadar kötü değil. Şu kardeşimize de bir şans vereceğim. Saratis lütfen bekle beni ya, uğraştırma. Yok, kalede konuşalım diyorlar. Konuşalım bakalım. Önce bir postorla konuşalım. Postor tabii iki taraf değiştirmiyor. Saratis geri çıkmış zaten. Canım bir dur. Birliğim biraz fazla. Biliyorum bir orduyla geziyorum ama. Yani bütün tutsakları göndersem bile şu an yavaş kalacağım çünkü 460 kişiye. It's been a while. Eşlik ediyoruz. Canım merhabalar. Bence bana katılırsın. Ben seni severim. Sen beni çok sevmesen de ben seni severim kardeşim. Tabii, ne kadar istiyorsun? Biz de beraber çok şey atlatırız ya. Çok güzel. Sana biraz nüfuz da vereceğim tabii. Bak, destekliyorum da seni. Aa, ne istiyorsun ya? Nankörlük etme. Sorados artık favorim değil. Paya ile de bir konuşalım. Amitatis deymiş kendisi. Kendisi de bana katıldıktan sonra zaten Batı İmparatorluğu birazcık yalnız kalıyor. Zaten... Aa, bir klanı gözden mi kaçırmışım lan? Ha yok. Şurada bir kaleleri var. Dermot 11 yaşına basmış. Kendisi güçlenmeye devam etsin. Evet, hanımefendiyi gördük. Kalede bizleri bekliyor. Aşina'yı evlendirmeyeceğim.
Hanımefendi, esenlikler. Biliyorum aramız biraz kötü ama bence siz zeki bir kadınsınız. Ben sana katliam yaptırmam. Ve birbirinizden nefret ediyorsunuz. E ne duruyorsun? Tabii güzelim alabilirim. Geldim, kusura bakmayın. Şimdi hanımefendiyle ilişkimizi birazcık geliştirelim. Güzel. Gördüğünüz üzere para birçok şeyin kapısını açıyor. Yüzleyeyim bu arada. Yüz. Sonra dostu ilişkim kaç oldu? Tamam. Varos'u bir kontrol edelim. Jüteros zaten sever. Manevolis ve Trenis. Vizartos. Bu ikisi... Bir dakika, Vetranis niye 100 değil? Tamam, Vetranis bug'da kalmış. Muhtemelen sonsuza kadar 98 kalacak. Şimdi 6000 güce ulaştık. Neden ulaştık? Çünkü adam devşirdik kardeşlerim. Şu an bizimkiler kan istiyor bizden. Batıyı ezelim istiyorlar. Bence de batıyı ezelim. Rota'ya bir Amit Atis'i ek olarak Oristokoris kalesini istiyorum. Kendisini Jalmeris'e hapsedeceğim. Sonra bu üç klanı da yanıma aldıktan sonra Garios'un mezarını bizzat ben kazacağım. Neden bunu yapacağım? Çünkü neden yapmayayım? Çünkü neden hakimiyetimiz pekişmesin, değil mi? Bu arada bu üç şehirden bir tanesini bizimkilerden zorla alabilirim ama zor. Başka klanla işim kaldı mı? Kuzeydekiler hapisten son. De param yok. Şu an bana yeni savaşlar lazım. Bir yandan üstündekileri boşaltayım. Bizimkileri de bir soralım. Şu şehirlerden biraz para çektikten sonra bakalım savaş istiyorlar mı? Ne kadar zırhım var? Hala 500 binlik zırhım var ya. ...24.000 mi? Şöyle yapalım. Tamam, 3.000 de senin olsun abi. Bir şeyle konuşmak istiyorum ya. Aynops ile konuşmak istiyorum. İlişkimiz iyidir kendisiyle bizim. Hakikaten severim bu arada Tynops'u. Umarım kendisinin kafasını ezmeden bize katılır. Çünkü Batı İmparatorluğu'nun miadının dolduğunu o da biliyor, ben de biliyorum. Canım merhaba. Hayır. Tamam canım. Efendi gibi savaşı ilan edeceğim o zaman ben size. Şu an Kuzeyit'e neden destekliyorlar? Çok güçlü. Batı'ya neden destekliyorlar? Çok güçsüz. Ama fazla krallığın savaş açtıklarına savaş açmamızı desteklemiyor bizim çocuklar. Mesela Sturgi'ye gariban abi boş ver diyorlar. Ama Batı İmparatorluğu tam ağzımıza layık. O yüzden Amitatis'i direkt kuşatacağım. Derken Tynops bir ordu topluyor. Tam Tynops'ta yüz yüze gelebileceğiz mi bakalım. Gördüğünüz üzere ilk orduyu kendisi topluyor. Kendisi iyi bir mareşaldir. Çocukları al yanına, savaşalım hadi gel. Ha, çocuklar kalabalıkmış biraz. Tabii ki ilk dalga biraz kalabalık olacak. Kurt postların birliği ne durumda? Asker göndereceğim. Canım gidebilirsin. Ben de bir ordu toplayacağım. İki ordu birbirimize kafa atacağız. Bakalım kimin ordusu daha büyükmüş? Bence bizim ordumuz daha büyük. İki tarafta toplansın bakalım. Tek ve büyük bir savaş yapalım. Sonrasında fetihlerimize gideriz. Zaten bizim kalemize gidiyormuş kendileri. Çocuklar yakalanmayın lütfen.
Yakalanmayın, çok güzelsiniz. Orada yeni ordumuz muazzam olacak. Güzel. Kaleyi kuşatıyorlar. Daha yolda olan çok kardeşimiz var. Ben bu kadar adam toplamış mıyım be? Çok iyi. Bu saatten sonra ben ordu toplamadığımda bizimkiler zaten ordu yönetmeye başlayacak. Canım, aradan sıyrılıp gelin. Ya Rastika, hep bu çıkıntılı yapıyorsun. Neyse, girelim bakalım. 3000 kişilik bir ordu gücümüz var artık. Ayarlardan bir savaş boyutunu arttırmayı yapmış mıyım diye kontrol edeceğim. Evet, 600 kişi imiş sınır. Ya yeterli, diğeri sistemim tamam, fena değil ama yorar. Neleri var? Bizim nelerimiz var? Infantry! Everyone, follow me! Takip etsinler bizi. Gerçi çok da gerek yok. Su vermizde girsin. Direkt göğüs göğüse bir savaş aradılar. Onların neye uğradıklarını şaşırdılar. Uzaktan izleyelim savaş. Su verme uçlarının arasında. Adamlar tam sadece diğerleri de su verdiler. Başlık seçenek görüyoruz zaten. Ay, 100 kişi olabiliyor. Dedikleri projektör yapmaktadırlar. Biraz kalabalığız da. Batı bize para verecek. Tarafımızı yeni hamleler katalım diye. Batı bize toprak verecek. Gücümüzü pekiştirelim mi? Bütün bunların sonunda kavradığı tepemizi sayılmıştır. Muazzam güzelliğine bak. Güzel, güzel. Çok güzel. İktidarın imparatorluk mensupları bütün imparatorluk topraklarını bizim olduğunu kabul etmeliler. Yani bu şekilde ölecekler maalesef. İmparatorluğuna kabul ettiği yine lanet ediyor mudur? Muhtemelen ediyordur. Ha, kabul etmese de güçlenecek miydik? Evet, güçlenecektik. Ama unutmayın bizi bu hali. Kavra belirtildi zaten. Bu çocuklar muazzam şeyleri sayıyor.
Kendimiz de potansiyel artıyor. Mesela üst terapi gibi bu arada. Sayılara az geldiği için bu arada bitiremiyoruz. Kalanları da temizleyelim istedim. Kaçıyorlar zaten. Orduyu gösteriyordu bize. Bunun artık gerçekleşti. Çok güzel bir ziraz çünkü. Sen geri çekil emrinde değiller aslında. Gündüz kaçma askerler kısmı. Askerler geri kaçmak istiyor ama komutan sürekli çatışmaya giriyor. Duruyor. Bundan mütevelli bir savaş uzuyor. Nasıl lazım şu an? Güzel. Tamam, gidebilirsin. Şimdi orduyu dağıtacağım bu arada. Bu kadar adamı benim komuta etmeme gerek yok. Ben kendi şahsi ordumla beraber fetihlere çıkacağım. Bizimkiler de bir veya iki ordu daha kuracaktır zaten nihayetinde. 710 kişi var şehirde. Kendi ordumla dediğim gibi fetihe çıkacağım. Şuradan yüksek seviye olanların bir kısmını alayım. Morali 75'in altına düşürmeyecek şekilde. Yanıma bizden birkaç kişi alabilirim. Ordusu kaliteli olan. Canım sen de yenisin. Gudenhal'da. Ya çoğunun aslında askerleri amatör.
Netor okçu ağırlıklıymış. Yanımda gezebilir. Canım karımı alayım mı yanıma? Canım karımı alayım yanıma. Da almayayım. İpon da gelsin. Birlikleri sadece piyade olanlar genelde ordularını yeni toplayanlar. Vamiros da gelebilir. Tamam. Şöyle ufak bir ordu iyidir. Yani kendi halinde takılsın şimdi. Ufak bir ordu dediğimizde 930 kişi oluyormuş. Anladım abi. Kuzeyde savaş açmış kendilerine. Bizim meselemiz değil. Mühendisim seviye atlamış mı? Aa, ben seviye atlamışım. Neye verelim? Soyluya verelim. Liderliğimiz daha fazla artsın. Artabildiği kadar. Çünkü bir asker bir askerdir. Acıyordum seviyesini atlıyor. Canım karım seviye atlamış. Yengemiz de seviye atlamış. Mühendis. Mühendis de atlamış. Güzel. Takır takır düşüreceğiz arkadaşlar. Yani şu andan itibaren bize kimse dur diyemez. Şurada kurulduktan sonra tribüşeleri kuracağım. Takır takır gireceğim içeriye. Tamam, bu iş hallerine kadar zaten anca yıkarlar. Yakın arkadaşlar. Şehir güzel. Ama artık bu şehirler bana gelmeyecek. Bizim çocuklar alacaklar. Şu ikiliyi de yıkacak mısınız artık? Çok hızlı kuruyor. Şehir direkt full artı full muhtemelen. Güzel, yakaladık. Seviye atlayanımız yok. Buradan birkaç kişi alabilirim. 60'ın altına düşmesin yeterli. Saldırımızı önderlik edelim. Bu arada politikalarda bizimkileri biraz zayıflattım. Daha az menzilli hasarı alabilirsiniz. Okçu olarak savaşacağım. Kendime mevziyi seçeyim. Karahancı. Kendine yeni bir sığınak bulup görüşürüz canım. Şehrin savunmaları güzel ancak. Bizim de askerlerimiz güzel. Önce ufak bir okçu savaşı yapalım. Tabii ki kazanacağız bunu. Benim birliğimden neredeyse kimse yok. Şu an
bizimkilerin orduları savaşıyor aslında. Yanındaki lejyonerim bile savunmak için hevesi kalmamış. Biraz yaklaşalım. Savaş ne durumda? Tabii ki avantajlıyız. Seraylı'nın orada ne işi var ya? Ne olmuş? Kim vurdu bu onları sorduğunuzu? Tükenecek gibi değil. Bizim haklarımızla alıyoruz. İmparatorlu esasında güzel dayanıyor bize. Hakikaten ezici bir ürünümüz var. Ama işte dayanmalar bir yere kadar. Buradan da mı girebiliyor bizimkiler? Yeah.
bakalım. Üçlük. Neyse, bizim çocuklar gerekeni yapar. Gidebilirsin. Yeni tutsak almayacağım. Daha yüksek menzilli hasarı gelmiş. Bunu kime verebiliriz? Tamirciye verebiliriz. Çok ufak bir kayıp vermişiz. Toparlanır. Hem de çok rahat toparlanır. Ufak bir dinlensin ordumuz. Bizimkilerin düşük seviye askerleri öldü bu arada. Bu kardeşlerimizi salacağım. Takılsınlar. Yani. Gerçekten denedin mi onu? Amitadis kime gidiyor? 5 seviye bir klanımız varmış. Bize katılan Varos. Tabii ki buranın sahibi olabilir. Biz biraz fırsatlar imparatorluğuyuz şu anda. İvme bizden yana. Gördüğünüz üzere. Bu arada kayıt 38 dakika olmuş. Kötü. Unutup duruyorum sürekli. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esenlikler.